Geri kabul anlaşmasına göre geri gönderecekler. Görünen durum bu. Peki bu kadar mültecinin Türkiye'de depolanması açık ve net. Türkiye açık mülteci deposu şu anda. Hani bir zamanlar Zafer Partisi Genel Başkanı bir kitap yazmıştı sessiz işgal diye. O cümleyi, o kelimeyi kullanmayacağız. Yani o kitabı yazdı diye söylüyoruz. Burada hakikaten çok ciddi bir sıkıntı var. 8 milyon, 10 milyon. Bir de İçişleri Bakanı bile çıktı dedi. 500-600 bin düzensiz, yani nerede olduğunu bilmediğimiz mülteci var dedi. Çok büyük tehlikeler var. Afganistan'dan gelenler var. Eli silah tutacak insanlar var. Peki ne yapmaya çalışıyor hükümet? Yani bu kadar mülteciyi doldurmakla hangi hedefe ulaşmaya çalışıyor? Amaç nedir burada? Yani bir amaç mutlaka var. Yani durup dururken neye çağırsın? Var. Hani Müslüman ülkeyiz, tabii, kardeşiz, acı çekmesinler, gelsin bağrımıza basarız derken burada yok, Türkiye'yi yok. Kuran, cumhuriyeti kuran ve insanlarıyla, vatandaşları, çocuklarıyla yaşayan insanlara acımasızlık değil mi bu? Yani mültecilere doldurmak, nüfusun %10'dan fazlasını getirmek vicdansızlık değil mi Sayın Tekin? Öyle bir Müslüman falan diye bir şeyleri yok, bir kaygıları yok. O bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Birincisi para, yani işte bu Avrupa Birliği'nden gelecek para. Gerçekten gelecek mi? Bir geldi, birkaç kez geldi. Büyük olasılıkla tekrar bir gelecekmiş. 6 milyar euronun yarısı gelmiş, yarısı gelecek falan. İkincisi, en önemlisi ucuz iş gücü Rıdvan Bey. Ucuz iş gücü. Yani maalesef dikkat ederseniz iş dünyasının işte odalar birliği, ticaret odası, sanayi odası falan herkes koro halinde. İşçi bulamıyoruz. Yok. Tamam, niye bulamıyorsunuz? Yani köle ücreti sunuyorsunuz. Köle ücretini elbette bulamazsınız. Ama biz yabancıları da buluruz. Bulursunuz. Çünkü o çaresiz. Yapacak bir şey yok. Onun maliyeti düşük. Şimdi Beykoz'da Afgan mahallesi var. Afgan mahallesinin bir evine git, 12 kişi bir evde kalıyor. Şimdi 12 kişi bir evde kalınca kira maliyetini düşük tutuyor. Çeli çocuğuyla da gelmemiş onlar memlekette. Ve şimdi siz düzenli bir Türk ailesinin yerleşik şeyini düşünün, giderini düşünün. Dayanamıyor. Sen de diyorsun ki gel bana köle ol. Şimdi evet. İki şeyden dolayı. Birincisi Avrupa Birliği'nde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde alacakları para. İkincisi de maalesef ucuz iş gücü. Tarımda, sanayide, inşaatta ve her yerde hayvancılıkta ucuz iş gücü dedikleri mülteciler var. Tabii ki bu açıdan baktığımız zaman öyle. Ama Türkiye'nin BK'si için bunların birçoğu yabancı istihbaratların bünyesinde ileride aparat olarak kullanabilecek nitelikte olan insanlardan mutlaka var. Yani ulusal güvenliğimiz için tehlike boyutunda unutmamak gerekiyor. Burada önemli bir uyarı yapabilirsiniz bence. Rıdvan Bey, BK'yı düşünen insanlar devleti soyar mı? 17 Aralık, 25 Aralık'ta hepimizin bildiği, gördüğü belgeler, bilgiler, fotoğraflar, kameralar, kim yaparsa yapsın hiç önemli değil. Sonuç önemli. Bir ülkenin bakanlar kurulunun üçte biri eğer bu ülkeyi soymayla meşgulsa onların böyle bir beka sorunu olabilir mi Allah aşkına? Ne bekası? Beka sorunu olan insanlar burada paralarını dünyanın çeşitli ülkelerindeki bankalara götürür mü? Beka sorunu olanlar bu ülkede insanlar çocuğuna süt alamazken 70-75 yaşındaki emekliler ekmek kuyruğunda yarım lira, bir lira ucuz daha nasıl ekmek alabilirim diye bekleyen insanların hakkını, hukukunu yiyenlerde beka beklenebilir mi Allah aşkına ya? Beklenmez. Ne bekası? Beklenmez. Ne beka? Doğru söylüyorsunuz. Beka bunların cepleridir. Beka bunların kasalarıdır. Beka bunların yeşil dolarlarıdır. Beka diye bir şey yok yani. Yarın ülke karıştığı ama zaman... Ama milletimizi de kandırıyorlar. Ya mesela sizin aracılığınızla çok basit bir önerim olacak. Lütfen buyurun. Kampanyaya çevirelim. Son 15 yılda, son 10 yılda, son 20 yılda neyse ülkeyi yönetenler
genel müdürler, valiler, üst düzey yöneticileri, bakanlar, başbakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları. Çok basit, birer tane dilekçe yazacaksınız. Evet. Dilekçenizde diyeceksiniz ki adıma birinci ve ikinci derecede yakınlarımın adına bankalarınızda hesabım varsa tarafıma ve aynı zamanda masaya bildirilmesini arz eden birer dilekçe yazacağız. Ne olur hani peki sonuç? Sonuç ne olur? Verelim ne var yani mesela? Hayır, sonuç ne olur? Böyle bir dilekçe verseler. Evet. Hangi sonuçla karşı karşıya kalırız? Böyle ne çıkar karşımıza? Karşı karşıya kalırız. Sayın Baykal'la ilgili Allah rahmet etsin bir gazete Sayın Baykal'ın İsviçre Bankası'nda parasının olduğunu haberi yapmıştı. Sayın Baykal avukatına talimat verdi. Sadece İsviçre değil, dünyanın birçok bankalarına bu dilekçeyi göndereceksin ve bu dilekçeyle herhangi bir bankada benim, çocuğumun, eşimin, yakınlarımın parası varsa tarafıma bildirilmesini, aynı zamanda aynı şeyinde masaya bildirilmesini arz ederim dedi. 45 gün sonra bütün bankalarda Sayın Baykal'a cevap geldi. Herhangi bankada hesabınız yoktur diyor. Bu kadar basit. Evet. Bakalım hesabınız var mı yok mu?